Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sokak simidi nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık su aldım. 1 çay bardağı ılık süt, yarım çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra 1 paket kuru maya ekliyorum. Eğer yaş maya kullanacaksanız yarım paket kullanmanızı tavsiye ederim. Daha sonra 2 tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Ve 1 tatlı kaşığı tuz. Bunları güzelce bir karıştırıyorum ilk etapta. Ve daha sonra ununu yavaş yavaş ilave ediyorum. Ve alışkın olduğumuz böyle poğaça tarzı hamurlardan bir tık daha sert olması gerekiyor hamurumuz arkadaşlar. Böyle çok yumuşak bir hamur yapmayın. Ele yapışmayan, orta yumuşaklıkta çok hafif serte yakın bir hamur elde edin. Bende yaklaşık yarım kilo un gitti arkadaşlar. Bu da 3-4 su bardağına eşdeğer. Ama dediğim gibi siz azar azar ilave edin. Yoğurun. Gerektikçe takviye edin unun. Çünkü kullandığınız bardağı vesaire göre değişiklik gösterebilir. Böyle hamur işlerinde net un miktarı bence yanlış. Çünkü herkesin kullandığı ürünler markadan dolayı vesaire farklılık gösterebilir. Güzelce yoğurduktan sonra hamurum bu şekilde gördüğünüz gibi böyle poğaçaya vesaireye göre baya sert sayılacak şekilde yani. Ama böyle taş gibi de bir hamur değil tabii ki. Şimdi mayalanmaya bırakıyorum. Ben de yarım kilodan yaklaşık bir çay bardağı kadar fazladan gitti. Güzelce mayalandıktan sonra hamurumu unlamış olduğum tezgahıma döküp yani yuvarlak beze yapmayacağım ama göreceksiniz şimdi. Böyle ince şekilde rulo uzun şeritler halinde beze yapacağım. Beze bile değil aslında böyle hafif elimle yuvarlayıp bırakacağım bir kenara. Dinlendikçe zaten böyle bir 5-10 dakika o şekilde bekleteceğim. Ve hamur kendini bırakacağı için daha sonra açma işlemi çok daha kolay olacak arkadaşlar. Bu arada bu tarif gerçekten mükemmel, garanti bir tariftir. Ne zaman denesem ev halkı bayılarak tüketiyor. Ve eğer isterseniz çokça yapıp derin dondurucuya atabilirsiniz. Çıkartıp buzluyken fırına atın. Aynı o gün yapmış gibi taze ve çıtır çıtır oluyor. Gördüğünüz gibi bezelerimi bu şekilde hazır ediyorum ilk etapta. Daha sonra başka bir işlem daha yapacağız simitlerimizi. Bu işlemi yapmamızın nedeni daha kolay böyle esneyecek hamurumuz. Göreceksiniz. Gerçekten en pratik yöntemiyle göstereceğim sizlere bugün. Hiç böyle uğraştıran, yoran bir tarif asla değil. Böyle detay, netlik gereken bir tarif de değil. Böyle gelişi güzel yuvarlayıp bırakın hamurlarınızı. Hiç böyle pürüzsüz olmasına gerek yok. Bütün bezelerimi bu şekilde yaptıktan sonra dediğim gibi bir 10 dakika kadar beklettim. O sırada pekmezli sosunu hazır edeyim. Yaklaşık 1 çay bardağı kadar pekmez aldım derin bir tabağın içerisine. İlk etapta 1 su bardağı su ilave edip karıştırdım. Benim pekmezim doğal arkadaşlar. Ev yapımı yani. Ama hazır pekmez de olur tabii ki. Ve yarım su bardağı daha takviye ettim. Çünkü benim pekmezim bayağı yoğun kıvamlıydı. Ve kavrulmuş susamım var. Onu da derin bir borcama koydum ki simitlerimi batırmak kolay olsun. Evet, bütün her şeyim hazır artık. Şimdi ilk yapmış olduğum bezeyi alıp ilk etapta şöyle bir genişletiyorum. Ama daha sonra fark ettim ki sadece iki uç kısmını tutarak çok kolay bir şekilde hamurumuz esniyor. Yani şimdi göreceksiniz. Hiç böyle rulo yapmaya uğraşmaya gerek yok. Elinizle böyle tutun. İki ucundan çok güzel bir şekilde esniyor. İkinci etap olarak bütün bezelerimi bu şekilde esneterek yan yana diziyorum. Siz de şaşıracaksınız. Çünkü gerçekten elinize alır almaz böyle çok lastik gibi uzayan bir hamur haline geliyor. Hiç böyle rulo yapmakla uğraşmanıza gerek yok. Sadece
Bu püf noktalara dikkat edin. İlk etapta beze halinde dinlendirin. Daha sonra böyle esnetip bekletin. Yani bekletinden kastım böyle 2-3 dakika, yani hepsini esnetinceye kadar. Daha sonra ilk yaptıklarınızdan başlayarak böyle iki ucunu birleştirip örer gibi saracağız. İkili ikili. Ben bu şekilde ikili yaptım. Hep sadece son bir tane kaldı. Onu da küçük küçük simit halinde yaptım. Şimdi bu şekilde yaptım, gördüğünüz gibi. Ve hemen yuvarlak şeklini vermiyorum. Bu şekilde de biraz bekletiyorum. Yani hepsini yaptıktan sonra uçlarını birleştirip pekmeze ve susama batırıp tepsime dizeceğim. Fırınımı da 210 dereceye açtım arkadaşlar. Isınmış vaziyette şu an. Dediğim gibi çok pratik. Hepsini böyle önden hazırlamak bile işimizi inanılmaz kolaylaştırıyor. Hepsini bu şekilde örgü şeklinde hazır edip yapmaya devam ediyorum. Evet, bütün bezelerimi örgü haline getirdim. Böyle iki ucunu elimle çok hafif bastırarak birleştiriyorum dikkatli bir şekilde. Ve ilk önce pekmezli suya batırıp daha sonra kavrulmuş susama batırıp yağlı kağıt serdiğim tepsime aktarıyorum simitlerimi. Belirli aralıklarla koyun arkadaşlar. Ve hamurunuzu çok oynamayın. Gördüğünüz gibi üzerine gelmesi gereken susamları elimle serpiyorum. Yani hamurumu içerisinde oynatmıyorum. Çünkü zaten çok hamurumuz kendini bıraktığı için yumuşak hale geldi. Çok nazik yani. Böyle fazla simit fazla susamını da serptikten silkeledikten sonra yağlı kağıt serdiğim tepsime aktarıyorum. Ben her seferinde ellerimi sudan geçirdim. Çünkü susam haliyle ellerinize yapışıyor. Bütün simitlerimi bu şekilde hazır ediyorum. Hiç gözünüzde büyütmeyin. Gerçekten bu yöntemle yaparsanız çok pratik ve hiç zaman almayan bir tarif arkadaşlar. Hemen şipşak yapabileceğiniz bir tarif. Ben bu tarifle tam böyle 8, yani dörtlü 2 tepsim var ve ayrıyeten bir adet normal simit ve bir adet de küçük tek bezeli yaptım. Şimdi göstereceğim sizlere yakından. Pardon, üçlü, dörtlü ve ikili yapmışım. Bu şekilde tam verdiğim hamurdan bunlar çıktı. Şimdi ilk yapmış olduğum tepsiden başlayarak pişirmeye başlıyorum. 230-210 dereceye önceden ısıttım ve diğer bir püf noktası fırının alt tabanına bir kase su koyun. Kaseniz ısıya dayanıklı olması önemli arkadaşlar. Yoksa ısıdan dolayı çatlar. Buna dikkat edin. Ve ilk yapmış olduğum tepsiyi fırına verdim. Güzelce kabardı, kızardı. Kızarıncaya kadar fırında tutun. Biliyorsunuz simitin böyle gevrek, iyi kızarmış olanı makbuldür. Fırından çıkarttım bütün simitlerimi. Ve şimdi sizlere son halini göstermek istiyorum. Altı ve üstü çok güzel kızardı. Dışı çıtır çıtır. İçi ise yumuşacık. Gerçekten mükemmel bir tarif. Ben biraz ışıktan dolayı sorun yaşadım. Gece çekim yapmıştım. O yüzden ışık tam istediğim gibi yansımadı. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.